İlkekşi, TFF Başkanı İlkekşi havalimanında indi, VIP kapısından çıktı ve arabasına giriş yaptı. İşte burada mikrofonumuzu görüyorsunuz. Sözcü mikrofonu uzatılıyor Sayın İlkekşi'ye, Anadolu Ajansı'nın mikrofonuyla beraber. İlayda Çolakoğlu'nun sorularını yanıtladı. Birkaç cümle söyledi. İyi seneler diliyorum. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Geçmiş olsun, siz de bir sağlık sorunu yaşadınız herhalde. Şimdi daha iyiyim inşallah. İyisiniz. Çok teşekkür ederim. İyi seneler diliyorum. Sağ olun. Evet, açıklama bu şekilde. Aslında İlayda Çolakoğlu son duruma ilişkin bir değerlendirme istedi önce Mehmet Büyükekşi'den. O açıklamalar dün akşam yapılmıştır ifadesini kullandı ve gereken açıklamaları dün yaptık. Sağlığım gayet iyi dedi. Dün yine bir tansiyon problemi. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Geçmiş olsun, siz de bir sağlık sorunu yaşadınız herhalde. Şimdi daha iyiyim inşallah. İyisiniz. Çok teşekkür ederim. İyi seneler diliyorum. Evet, yeni yıl dileklerini yineledi ve beraberinde özellikle gereken açıklamaların dün yapıldığını vurguladı. Mehmet Büyükekşi sözcü mikrofonuna şu an bölgede İlayda Çolakoğlu ve kameraman arkadaşımız Tarkan Buharalı var. Bakınız, kapanan kapıya yeniden soru yönelterek bekleyişlerini sürdürdüler. Ve soruya yanıtı bu şekilde aldılar. Açıklamaları dün yaptık zaten. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Geçmiş olsun, siz de bir sağlık sorunu yaşadınız herhalde. Şimdi daha iyiyim inşallah. İyisiniz. Çok teşekkür ederim. Evet, dün akşam saatlerinde hatırlayacaksınız, bir ambulans yanaşmıştı. Mehmet Büyükekşi'nin ve TFF yönetiminin kaldığı otelin önüne. Ve sağlık durumunun acaba kritik bir noktaya mı ulaştığı ya da bir problem mi yaşadığına ilişkin soru işareti vardı yine gündemde dün akşam. Bir genel kontrol için ambulansın aslında yetkililerin beraberinde sağlık görevlilerinin otele geldiğini vurguladık daha sonrasında yapılan açıklamalar doğrultusunda. O sağlık sorunuyla da ilgili gelen soruya şu an iyiyim, gayet iyiyim ifadelerini kullanarak yanıt verdi Mehmet Büyükekşi. Kendisinden aslında resmi anlamda dün X platformu üzerinden yapılan açıklamanın ötesinde resmi anlamda durumun son olarak hangi noktaya geldiği, bu sürecin neden yaşandığını açıklamasını bekledi oradaki gazeteci arkadaşlarımız. Ancak çok kısa birkaç cümleyle dün akşamki yapılan açıklamaya değinerek konuyu kapatmayı tercih etti Mehmet Büyükekşi. Belki bundan sonra yine taraflardan ve beraberinde TFF'nin resmi sayfasından açıklamalar yapılacaktır. Tabii ki biz de bunun takipçisiyiz. Bu noktadan sonraki süreçte hep bir istifa söylemini dile getirdik. Çünkü genel anlamda gazeteciler arasında da oradaki gazetecilerden de gelen mesajlar ve ifadelerde de acaba bir istifa söz konusu olacak mı? Mehmet Büyükekşi'den gelecek mi böyle bir haber soru işareti vardı. Ancak şu an itibariyle o sorunun da rafa kalktığını görebiliyoruz. Tabii bunu kime soracağız? Skype hattımızda.